anda bulunduğumuz yer Granada'nın en renkli bölgelerinden bir tanesi olan Sacramento ya da Sacramento, yani Kutsal Dağ bölgesi. Gitanos, yani Çingenelerin yaşadığı bölge burası. 15. yüzyıldan beri de bu bölgede yaşamaya başlamışlar. Hemen şu arkada gördüğünüz mağaralar, evlerin hepsine mağaralarda evler kurarak burada bir hayat sürdürmeye devam etmişler. Ve sonraki dönemlerde turizmde canlanınca flamenco'nun kalbi burada atmaya başlamış. Şu anda bu gördüğünüz birçok mağaranın içerisinde artık böyle küçük oteller, hediyelik eşya dükkanları, restoranlar ve en önemlisi de flamenco gösteri merkezleri var. Bunun dışında burada dediğim gibi tapas için efsane mekanlar var. Çok güzel tapas deneyebileceğiniz yerler var. Sacramento Müzesi var. Bir tane de yukarı taraflarda güzel bir gözlem kulesi de var. Zaten yol boyunca size eşsiz bir Alhambra manzarası da eşlik ediyor. Sacramento'ya geldiğiniz zaman mutlaka böyle akşam saatlerinde gelmenizi tavsiye ederim. Hem gün batımını izlersiniz hem de keyifli bir akşam geçirirsiniz. Şimdi biz geldiğimiz ilk gün olduğu için buraya bir gelmek istedik. Yarın da Granada'nın asıl yerleri olan işte Katedral'in ve Alhambra Sarayı'nın olduğu kısımda olacağız. O yüzden bu gün batımını burada izlemek istedik ve kaçırmak istemedik. Şimdi artık Sacramento sokaklarına dalalım biraz. Arkamda bulunan De Los Cordova Sarayı arkadaşlar hemen bu yakada, yani Alhambra'nın karşı tarafında bulunan içeri ücretsiz girebileceğiniz saraylardan bir tanesi. İçinde hem müdejar hem de Rönesans mimarisini barındıran 1500'lü ve 1600'lü yılları arasında yapılan bu saray bahçe anlamında da oldukça tatmin edici bir yer. Şu anda biz yani ücretsiz olduğu için de girdik, bir gezmek istedik. Eğer içeri kısmı varsa arka taraftan bir yol gidiyor, bakacağım, göstereceğim ama ışık gitmeden önce size bu arka tarafı da göstermek istedim. Luis Fernandez tarafından yapılmış, kendisi ve eşi için bu yaptırmış. Luis Fernandez de buranın eski officer, ne oluyor işte, bir nevi aslında şehrin yöneticisi gibi biri, bir vasfı var. Onun adına yaptırılmış eserlerden bir tanesi. Görmeniz gereken yerler listesini de buraya ekleyebilirsiniz. Alhambra'ya doğru giderken karşınıza 3 tane ev çıkacak arkadaşlar. Bunlar biraz daha sol kısımda bulunuyor. Sol Chapiz Caddesi'nde bulunuyor. Karşılıklı aslında demeyelim de bir saray var hemen girişte. Sonra Chapiz ve Carmen de Victoria evi de karşı karşıyalar. Bunlar ücretsiz gezebileceğiniz yerler. En azından bahçeler için söylüyorum. Aslında buraların böyle bir Alhambra Sarayı'nın yanında bir etkisi yok. Hani böyle bir önemi yok. Sadece güzel bir bahçe görmek istiyorsanız, şu an tam mevsimi değil, tam oturmamış ama Alhambra Sarayı'nın karşısında böyle 18. 19. yüzyılda yapılmış evleri görebiliyorsunuz. Yani gelmişken Granada'da vaktiniz bolsa bu evlere de girin. Bir bakın, gezin. Sonra devam edebilirsiniz. Hatta şu anda bulunduğumuz Carmen evi de bu biraz daha otel ve restoran olarak hizmet veriyor ama diğer evler daha çok, mesela Chapiz evi, az önce size gösterdiğim Chapiz evi de İslami ve Hristiyan motifleriyle ve onların döneminden kalan, bu şehrin yönetimi zamanından kalan bazı bilgilerin ve işte eşyaların sergilendiği bir ev. Şu anda burayı da gezdik. Granada'ya doğru yolumuza eserler çıktıkça girip anlatmaya devam edeceğim. Burası da San Pedro Kilisesi arkadaşlar. San Paolo, San Pedro diye geçiyor. Hemen Dora Nehri'nin, bakın şurada küçük ırmağın kenarında yürürken burası karşımıza çıktı. Burası öyle mutlaka görmeniz gereken kiliselerden biri değil ama girmek isterseniz 1,5 euro karşılığında giriş yapabiliyorsunuz. Ondan sonra şu yandaki yoldan bakın Sacramento'ya doğru devam edebilirsiniz. Ve sabahın erken saatlerinde kalktık, Alhambra Sarayı'na doğru yolumuza koyulduk arkadaşlar. Şu anda bulunduğum bölge Albaycin ve otelimiz Casabombo'da bu bölgede arkadaşlar. Burası Albaycin. Dün anlattığım Sacramento ile birlikte bu şehirdeki, Granada'daki en renkli yerler, en güzel yerler. Şu anda sakin saatlerindeyiz. Burası UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan bir mahalle. Arap Mahallesi diye de geçiyor. Eskiden Araplar burada, işte Endülüs Araplarının yaşadığı yerlermiş. Birçok evler burada müdejar tarzıyla, yine bu bölgede yaygın olan mimariyle yapılmış arkadaşlar. Daha önce bunu size söylemiştim. Gotik stilin Arap, yani Arap mimarisiyle birleşmesine müdejar diyoruz. O da burada oldukça yaygın. Şu anda burada en güzel gözlem yapabileceğiniz, burası tamamen tepenin üzerinde böyle kurulmuş bir mahalle. Şöyle anlatayım, burada bebek arabanız ya da tekerlek sandalyeniz varsa yol almanız çok zor. Çünkü sürekli merdivenlerden böyle Arnavut kaldırımlı sokaklarda yürüyorsunuz ve sokaklar gerçekten yürümek için çok kolay değil. Tekerlekli valizler bile oldukça zorlanıyor burada yürürken. O yüzden bunu bilerek gelin. Mümkünse az eşyayla yola çıkın Granada'ya gideceğiniz zaman. Burası böyle, onun dışında San Nicolas var. Belki zaman kalırsa oraya çıkacağım. Orası da buradaki en güzel manzara
izleyeceğiniz yerlerden bir tanesi. Mirador'da San Nicolas diye geçiyor. Oradan bu sefer Alhambra'yı çok güzel bir açıdan görebiliyorsunuz. Bakın zaten her sokak, şöyle bir göstereyim. Her sokak zaten Alhambra'ya bakıyor. Çok güzel fotoğraflar yakalayabilirsiniz. İşte buradan da Alhambra Sarayı'na doğru gideceğiz. Yol üzerinde gördüğüm her şeyi sana anlatmaya devam edeceğim. Granada giden yol bu. Darısı Alhambra Sarayı'na. Bebeksiz gelin, çocuksuz gelin. Bak ben size söylüyorum. Bırakın çocukları nereye gidiyorsa gitsinler. Yol çok fena. Maalesef kapıdan bu, kapının yolu bu. Biz buraya 5 sene önce çocuksuz geldiğimiz zaman da yorulmuştuk. Şu an daha çok yoruldum. Alhambra'ya doğru çıkarken çok ciddi bir merdivenleri tırmanıyorsunuz. Orada bayağı yoruluyorsunuz. Sonrasında böyle düz bir yol takip ediyor. Yine eğim var tabii ki. Sağlı sollu bahçelerin artık ve suların çıktığı ufak ufak şelaleler, ağaçlar. Bakın görüyorsunuz şu an kaleden böyle bir küçük bir şelale daha çıkmış. Güzel bir yol. Yürüyüş için bayağı güzel. Hele sabahın erken saatlerinde ışık da güzelken bol bol güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Bu kısımları ücretsiz gezebiliyorsunuz. General Life diye geçiyor zaten burası. Arabanızla da aslında gidebilirsiniz en üstte ama otopark falan ödemeniz gerekiyor. Biz şimdi otelde aşağıda olduğu için yürüyerek gelmek zorunda kaldık. Ki otel olmasa da yine yürüyerek gelirdik. Buraya arabayla gelmeyi çok istemezdim. Şu anda işte bu güzel bahçeden sonra yukarı kısma devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar eğer biletiniz yoksa burası bilet alacağınız bir yer. Bu kısımda sıraya giriyorsunuz. Mevsime göre çok uzun bir sıra oluyor ama biz online bilet aldık. Tavsiyem online alın. Hem 1 euro falan daha ucuza geliyor hem de sıra beklemenize gerek kalmıyor. Yoksa şu an çok sezon değil ama mevsimine göre saatlerce sıraya bekleyebilirsiniz. Bu uyarımı da yaptıktan sonra devam ediyoruz. Arkadaşlar biletlerinizin çıktılarını yanınıza alın. Çünkü onlar QR kodu telefona göndermiyorlar. Pasaportlarınız da hazır olsun, kontrol edecekler. Evet, ücretsiz su içebiliyorsunuz arkadaşlar. Sarayda her yerde şu küçük musluklardan var. Böyle basıyorsunuz. Mira iç bakalım. Göster kızım. Hadi kızım hadi hadi. Hadi. Şimdi arkadaşlar Alhambra Sarayı dünyanın en büyük saraylarından bir tanesi. Yani bir Topkapı Sarayı'nın kocaman bahçesi gibi düşünün. Sadece o ana binalar değil, çok da güzel bahçeler var. General Life adı verilen kısım, daha saraya girmeden önce o Nazarenes Palace dediğimiz asıl o muhteşem duvar işlemecili ve havuzların olduğu kısma girmeden gezebileceğiniz daha çok ormanlık alanlar ve bahçe, peyzaj alanları. Ve gördüğünüz gibi asıl sarayın işte iç kalenin şu anda içindeyiz ama iç kalede burası. Yani o bütün önemli yerler bu tarafta. Şu çok önemli. Biletinizde ne yazıyorsa arkadaşlar o saatte orada olmanız lazım. Eğer Nazarenes Palace'a 1 dediyseniz mesela bizimki saat 1'de giriş. 1'den 15 dakika sonra, 5 dakika sonra bile girseniz giremiyorsunuz. O yüzden en iyisi 15 dakika öncesinden siz yerinize hazır bulunun. O zamana kadar da öncesinde gelin bu bahçe General Life kısmını gezebilirsiniz. Peyzajları gezebilirsiniz. Labirent gibi bahçeler falan da var. Onları da gezersiniz. Sonrasında artık içki kısmına girersiniz. Ben biraz tersten anlatıyorum şu anda. Asıl başlangıcı tam o Nazarenes bahçelerinden yapmıştım. Şu bahçe, peyzaj kısmını gezdikten sonra asıl kısımlara doğru yol alalım. Şimdi şu anda bulunduğumuz yer arkadaşlar General Life kısmındaki bahçeler. Burası 1930-31 yıllarında Barbas tarafından, Mimar Barbas, peyzaj mimarı Barbas tarafından yaptırılmış yeni bahçeler. Ama yapılırken yine İslami öğeler kullanılmış. Az önceki havuzlarda da gördüğünüz gibi yine o meşhur Naşit Palası'nda ya da diğer Endülüs eserlerinde gördüğünüz havuz mimarisini ya da havuz tasarımlarını burada da görebiliyorsunuz. Şu anda mevsim daha Mart ayı olduğu için tam böyle renkler oturmamış. Ama eminim ki Mayıs ayı ya da Eylül ayında buralara geldiğiniz zaman çiçeklerle ya da ağaçlar daha bir görkemli olduğunda çok da güzel görüntüler çekebilirsiniz. Bakın şöyle güzel sürekli havuzlar da karşınıza çıkıyor. İslam mimarisindeki, İslam motiflerindeki birçok yeri görüyorsunuz. Buradan da General Life Palace yani sarayı kısmına gidiyorsunuz. Ondan sonra tekrar dönüp artık Naşit Palace'a doğru devam edeceğiz. Bu
kısımda göreceğiniz en görkemli kısım Yeni Bahçe General Life'ın içindeki saray arkadaşlar. Burası daha sonraki yıllarda yapılmış saraylardan bir tanesi ama tamamen yine mimariye sabit kalınmış, ona sadık kalınmış. Bakın yine gördüğünüz gibi Ahama Sarayı'nın dört bir yanında göreceğiniz taş işlemeciliğinin en güzel örneklerini burada görebiliyorsunuz. Tavanda yine ahşap ama duvarlarda taş işlemeciliği var. Şu anda İslami figürlerin hepsini bu duvarlarda görebiliyorsunuz. Bakın şu kısımda, özellikle tavan kısmında böyle her bir kayanın içerisinde, her bir taşın içerisinde başka bir ayet, başka bir kelime var. Bunun en güzeli birazdan Nazaryo Sarayı'nda göreceksiniz. Benim en çok hayran kaldığım yer orası zaten ama bu Yeni Bahçe'nin içindeki sarayda da aşağı yukarı etkileneceğinize eminim aynı şekilde. Çünkü gerçekten muazzam motifler var. Granada Alhambra Sarayı'nda kalmak gibi bir seçeneğiniz de var arkadaşlar. Bakın sarayın bahçesinde böyle minik butik oteller de var. Buralara nasıl geleceğinize dair otelinizden bilgi alırsınız. Hani sonuçta burası sarayın içi, belki bilete gerek kalmaz. Gördüğünüz gibi taksiler buraya geliyor. Ya da yürüyerek de size verecekleri belki bir formla kapıda göstererek girebilirsiniz. Yani sarayın içinde konaklama gibi bir fırsatınız da olduğunu da söylemek istedim size. Şu anda asıl kısma Nazaris Palas'a doğru gidiyoruz. Geldik, sonunda gördük. Alhambra Sarayı'ndayız arkadaşlar. Biraz sıra farklı olacak çünkü ilk girdiğimiz yerde bazı şeyleri çektik, sonra devam ettik ama ben size genel olarak şöyle bir anlatayım. Burası dünya üzerinde görüp görebileceğiniz en güzel saray. Bu çeşitli otoritelerce defalarca kez seçilmiş bir saraydan bahsediyoruz. Burası Endülüs Emevileri döneminde 13. ve 15. yüzyıllar arasında 250 yıl boyunca mağribi hükümdarlarına ev sahipliği yapmış bir saray. 16. yüzyıldan itibaren Hristiyanlar burayı ele geçirince buraya artık kendi dönemine ait eklemeler yapılmış. İşte böyle şu anda karşıda gördüğünüz 5. Charles. Kral 5. Charles'ın sarayı. Birazdan orayı anlatacağım zaten sonra. Burada 4 tane ana yer var. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Az önce gösterdiğim 5. Charles sarayı. Şu karşıda gördüğünüz savunma kulesi Alcazaba. Orayı da anlatacağım. Şu tarafta Naşrit Palas. Yani Naşit sarayları. Asıl işte o muhteşem bahçelerin ve havuzların olduğu kısım. Ve her yerde bulunan, dört bir yanınızda bulunan bahçeler var arkadaşlar. Mağribi bahçeleri var. Tamamen peyzaj harikası bir yerden bahsediyoruz. Her yerde muhteşem havuzlar var. İslam mimarisinin görüp görebileceğiniz en muhteşem yerindeyiz şu anda. Çünkü özellikle Naşrit Palas'a girdiğiniz zaman sadece kafanızı yukarı kaldırın ve tavanlara bakın. Yani ben 8 sene önce geldim, 5 sene önce de geldim ve şimdi buradayım. Gerçekten her geldiğim zaman böyle hani ağzının suyu akar ya, öyle bir saray, böyle kat kat onlarca dua, motif, İslami eserler hepsi var. Yani daha ne anlatayım? Online bileti anlatayım arkadaşlar size. Şimdi buradan bilet alabiliyorsunuz ama eğer online alırsanız 1 euro gibi kişi başına daha düşük bir fiyata alıyorsunuz. Ve o biletinizi kesinlikle sarayı gezerken kaybetmiyorsunuz. Çünkü asıl nokta olan Naşrit Palas'a tam zamanında eğer 13'ü aldıysanız internet sitesinden 13'te orada olmanız gerekiyor. Bakın şu sıra onun sırası. Ondan sonra sürekli işte Alcazaba'ya gideceğiniz zaman o bileti gösteriyorsunuz. Charles Sarayı'na gireceğiniz zaman, müzesine gireceğiniz zaman o bileti gösteriyorsunuz. Yani çeşitli yerlere de aynı biletle gireceğiniz için ben ana kapıdan girdim atayım olmasın ve pasaportunuz da mutlaka yanınızda olsun. Çünkü pasaportunuzla biletleri kontrol ediyorlar. Onun dışında bu gördüğünüz bütün devasa alanı yarım günün, en az yarım gün ayırmanız gerekiyor. Ve bu yarım gün içerisinde acıktınız, tuvalet ihtiyacınız oldu, su falan ne isterseniz bu alanda mevcut. Ve dediğim gibi video boyunca zaten gördüğüm şeyleri anlatmaya devam edeceğim ama ölmeden önce UNESCO miras sitesinde bulunan bu muhteşem sarayı mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. Ve bu kadar büyüleyici bir mekandan sonra büyülenmiş bir şekilde artık Granada Katedrali'ne doğru devam ediyorum. Şu anda bulunduğumuz yerde Alcazaba adı verilen kale kısmı arkadaşlar. Savunma kulesi ve kalelerinin en üst noktasındayız. Del Oro Kulesi burası. Şu anda gördüğünüz gibi kalabalıktan şehrin en güzel manzarasını izleyeceğiniz yer burası. Hemen şu tarafa bakın göstereyim. Şu anda otelimizin bulunduğu Abaizin kısmı burası. Dün gittiğimiz Sacramento kısmı şu tarafta. Onun dışında katedralin olduğu kısım, bakın şu taraflar, katedralin olduğu kısımlar. Diğer açıdan göstereyim size. Zaten çıktığınız zaman katedrali göreceksiniz.
inanılmaz derecede heybetli bir katedral. Bakın karşıda gördüğünüz, şöyle bir yakınlaştırayım. Evet, şu da katedralin bir kısmı arkadaşlar. İşte meşhur Granada Katedrali o tarafta. Yani burası şehri en iyi gözlemleyeceğiniz nokta. Biraz rüzgar var. O yüzden kış zamanında ya da bahar zamanlarında oldukça rüzgar yiyebilirsiniz. Ama genel olarak burada rüzgar var. İşte Granada böyle karmakarışık, merdivenleri bol bir şehir arkadaşlar. Çok yorulabilir sizi gezerken. Ona göre hazırlıklı gelin. Şimdi artık iyice aşağı inme vakti. Carlos Sarayı'na geçeceğiz. Alhambra Sarayı'ndan çıkmadan önce arkadaşlar görmeniz gereken en muhteşem eserlerden bir tanesi 5. Charles Sarayı. Burası 16. yüzyılda Mors'un Hristiyanlar tarafından fethinden sonra İspanyol kralları tarafından yazlık sarayı olarak kullanılan kısım. 360 derece biraz böyle Roma dönemi eserlerini hatırlatabilecek ya da onlara biraz anımsatacak muhteşem bir saray. Ama buradaki en acayip olay ise, bakın burada gösteriler falan da yapılıyormuş. Bakın şimdi sesimden olan etkiyi göreceksiniz. Buraya geldiğiniz zaman dört bir yana akustik yapan bir şey. Bakın buraya bağırdığınız zaman akustik her yere yayılıyor. Belki videodan anlaşılmıyorsunuzdur ama muhtemelen şu anda orada olan kişiler bile benim sesimi çok güzel duyabiliyorlardır. Naşit Sarayı'ndan çıktıktan sonra arkadaşlar kapıya doğru giderken sizi sol tarafta La Medresa da Granada bekleyecek arkadaşlar. Yani Granada Medresesi ya da mescidi ya da camisi diyelim. Müslümanların zamanındayken burası küçük camilerden bir tanesiymiş kullanılan. Böyle dışarıdan bakınca aslında küçük gibi duruyor ama labirent gibi. Her bir koridor başka bir yere açılıyor. Ama Granada Mesquita'yı ya da Granada Mescidi aslında burası değil. Onu size söyleyeyim. Bu sarayın bahçesindeki yer. Asıl en güzeli medrasa olan yer hemen katedralin arka tarafında bulunuyor. Birazdan da orayı size anlatacağım. Sadece çıkmadan önce size burayı da anlatmak istedim. Burayı da ücretsiz bir şekilde gezebiliyorsunuz. Arkadaşlar bakın şu arkamda gördüğünüz bu gri ve siyah tonlarındaki bina şu anda Granada Üniversitesi'ne ait olan bir yer. Ama eskiden burası yine İslam döneminde medrese olarak kullanılmıştı. Şu an içerideki görüntüleri görüyorsunuz. İçeri girdiği zaman böyle bir güzel bir yine mağribi bir kapısı var. İçeride bazı o Alhambra Sarayı'ndakilere benzeyen bir tavanı var. Ama belli bir kısma kadar geçmenize izin veriyorlar. Oradan sonrasına geçemiyorsunuz ve öğrenciler dışında da üst katlara çıkış yasak. Ama dediğim gibi o zaman da medrese görevi görürken şu anda da üniversite görevi görüyor bu bina. İçeri ücretsiz girebiliyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Yeri de zaten bakın yine Granada'daki en önemli Katolik mekanlarından bir tanesi olan şapelin karşısında bulunuyor. Royal Şapel'in karşısında bulunuyor. Şimdi de katedrale doğru devam ediyoruz. Granada'ya gelen birçok kişinin gözden kaçırdığı bir yere var arkadaşlar. Burası Iglesia del Sagrario. Niye gözden kaçırıyor? Çünkü bakın hemen yan tarafında meşhur Granada Katedrali var. Bu katedralin yan tarafında da işte bu kilise var. İnanın içi en az onun kadar güzel ve ücretsiz. Katedral en son hatırladığım kadarıyla şimdi birazdan gideceğiz ama ücretliydi. 5 euro gibi bir şeydi. Ama buraya ücretsiz girip aynı ihtişamı görebiliyorsunuz ve muhteşem bir yuvarlak tavanı var. Işıklar falan da çok iyi fotoğraf için. Şu anda da dediğim gibi hemen katedralin ön tarafından sağ tarafı Arap çarşına girmeden önce bu kısmı gezdik. Şimdi katedrale doğru devam ediyoruz. Arkamda gördüğünüz mekan Granada'nın katedrali arkadaşlar. Royal Capella Chapel diye geçiyor aslında. Şu devasa 47 metrelik katedrali şehrin birçok noktasından görebiliyorsunuz. Az önce size kaledeyken göstermiştim uzaktan burayı. Şu anda onun önüne geldik. Bunun ön tarafı inanılmaz görkemli. Bakın bence dışarısı içeriden çok daha görkemli. İçerisine inanın çok böyle sizi büyüleyecek bir şey yok. Az önce size anlattığım kilise buradan kat kat daha etkileyici. Daha bir barok tarzı, daha bir beyaz bir kilise içeri tarafı. Öyle çok büyük motifler yok, heykeller yok. Ama kraliyet ailesinden birçok önemli ismin mezarı içeride var. 1500
köklü yıllardan biridir. Ve bu katedral 1506 ile 1521 yılları arasında yapılmış. 15 yılda yapılmış. Normalde Avrupa'daki böyle devasa katedraller böyle 100 sene falan sürüyor. Çünkü ciddi bir maliyet gerekiyor. Demek ki bunlar bayağı bir zenginmiş. Böyle 15 senede hemen bitirmişler katedrali. Şu anda gördüğünüz bu devasa kütlenin aslında etrafında ki tek geniş alan da burası. Hemen sağ tarafta Arap pazarları başlıyor. Ama buraya gelip fotoğrafınızı çekip böyle güzel merdivenlerde oturup dinlenebilirsiniz. Sağda solda bir sürü hediyelik eşya dükkanı var. İçeriye girişte 5 euro. Online rezervasyon yaparsanız daha iyi olur. Ama mesela şu an gittik boştu. Ama bazen çok yoğun olabiliyor. O yüzden burayı da anlattıktan sonra artık yavaş yavaş Granada gezimizin sonuna geleceğiz. Ve kapanışı da otelde yapacağım. Şimdi Granada'ya geldiğiniz zaman her yerde sizi bir koku gelecek. Her yerden. Bu kokunun sebebi karamelle. Zaten koku şu an muazzam. Bakın şöyle gösteriyorum. Okey, geliyorlar. Onu burada farklı bir şekilde yapıyorlar. But the smell is amazing. Yeah. I don't like so much sugar things. No. Yeah. I love it. I mean like caramel. I don't like just. I love that caramel. Yesterday I buy something with coconut. Ah, coconut with sugar. Okay. Is one of our specialties. Yeah, I think there. Yeah, I saw it. I buy in the some shops. I think it's same, yeah? Same yeah, it's company. The same. In Santa Ana and in Plaza Nueva. Ah, okay. Carlos. And your costumes are really nice. Your hats. Yeah, it's the same. Yeah. We use the same. Okay, so that's the only process, huh? What? That's the last, this is the process. Yes. Okay, now thank you. Burası da hemen katedralin yan tarafında bulunan La Alcaceria bölgesi arkadaşlar. Bir baharat çarşısı. 1849 yılındaki büyük yangına kadar yıllarca burası Arapların ünlü bir baharat pazarıymış. Dünyaca ünlü bir pazarmış ve buraya gelip dünyanın dört bir yana baharatlar gönderiliyormuş. Ama büyük bir yangın çıkmış ve sonrasında burası yanmış, kül olmuş. Sonraki dönemlerde İspanya hükümeti ya da Andalusya hükümeti buraya bayağı bir masraf yaparak çok düzenli bir pazar ve çarşı haline getirmiş. Şu anda birçok dükkanda mesela şu an arkamda gördüğünüz gibi hem baharat hem de hediyelik eşyalarla ilgili dükkanlar var. Bir nevi bizim küçük kapalı çarşının daha bir açık hali gibi. Ama o kadar büyük değil. Bir 20-30 tane sokak birbirine bağlanıyor. Labirent gibi bir yer. İstediğiniz hediyelik eşyaları buradan alabiliyorsunuz. Burası da Granada'da artık anlatacağım son gezilecek mekandı arkadaşlar. Şimdi artık otele gidip dinlenme zamanı. Ve kapanış için otelime geldim arkadaşlar. Şu anda şahane bir oteldeyiz. Casa Bombo burası. Abaysin bölgesinde, bu daha öncesi anlattığım en renkli bölgelerinden bir tanesinde arkamdaki manzarayı da görüyorsunuz. Ahama Sarayı'nı görüp görebilecek en güzel manzaraya sahip butik otellerden bir tanesi. Çok fazla odası yok, 9-10 tane odası var. Her zaman uyandığınız zaman, zaten şu anda görüntüleri görüyorsunuz, direkt balkonlar ve pencereler Ahamra'ya açılıyor. Güzel bir İspanyol kahvaltısı var, biraz da dünya mutfağı karışık. Küçücük böyle minicik bir havuzu var. Zaten oraya da bu soğukta yüzme deneyimi de yaşadık. Çok tatlı bir aile işletiyor burayı. Karı koca işletiyorlar. Hatta Carlos adında da bir tane işletmecisi de var aynı zamanda. Çok iyi insanlar. Dekorasyon çok sade. Odalar ferah, geniş. Isıtması güzel. İnterneti çok iyi. Bu arada internet Avrupa'da otellerde böyle çok iyi bulmak zordur ama burada internet de güzel. Ama dediğim gibi en güzel olay şu bahçesi ve manzarası. Özellikle akşam bu saatlerde güneş artık Alhambra'ya vurunca çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Onun dışında da zaten sabah saatlerinde güneş ilk odanıza vuruyor. Güzel, yine o bahçenin o güzelliğini daha güzel çekebiliyorsunuz. Granada gezimiz bu kadardı. Önümüzdeki de haftalarda gezilerimiz devam edecek. Yurt içi ve yurt dışı lokasyonlar devam edecek. Benimle kalmaya devam edin. Kanalımızı da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.